Volt jeneratörünü anlatacağım. Bunu yaklaşık 70-80 metre ileride 1.5 beygirlik dalgıç motorumuz var. Bizim çalıştığında, yani her zaman olmasa da bazı zamanlar 180 volta kadar düşmekte şebeke elektriği, monofaz bir motor. Yani 220 olması gereken elektrik 180 volta kadar düşebiliyor. Bu da tabii ki motorun çalışmasına arızaya yol açıyor. O yüzden bu regülatörü taktım. Bu 10 kW'lık bir regülatör. Bu işte voltaj düştüğünde 180 voltajı, yani şebekeden gelen 180 voltajı ne 220 olarak çıkışa veriyor. Tabii ki 70 metre mesafeden dolayı bu 220 volt diğer tarafta, yani makineye kadar 200 volta kadar düşebilmekte. Ara kabloyu Alpek kablo olarak çektim. Çünkü mesafe uzun. Makinamız 7-8 amper arası çekiyor. 1.5 beygirlik makine, dalgıç pompa. Bu oraya kadar dengeliyor. Regülatörlerin çeşitleri var. Bu statik olan. Bunun içindeki devre sayesinde daha hızlı yanıt veriyor. Bir de içindeki kısmın, arkadaşlar satın alırken alüminyum değil de bakır olmasına dikkat ederseniz, ısınma, bunlar yüksek sıcaklıkta fazla dayanıklı değil, ısınmaya yol açıyor. Alüminyum yerine bakır almak biraz daha en azından serin oluyor. Burada şu şekilde bir sıkıntımız var. Yani sorun oluyor daha doğrusu. Bunu ayrıyeten bir sigortaya bağladım yukarıda. İlk baş onu açıyoruz. Bu da dalgıç pompanın sigortası. Eğer yukarıdaki sigortayla bu aynı anda çalıştığında dalgıç pompa kalkışta 5 katı kadar amper, yani 30-40 amper çekebiliyor ilk motoru çalıştırırken. Bu kendini ayarlayana kadar yüksek amper çekim istediği için makine devreye giremiyor. Devreye giremediğinden dolayı aç kapa aç kapa tarzında dalgıç pompayı çalıştırıyor. Tabii bu da sakıncalı bir şey. O yüzden ilk baş bu makinenin sigortasını açıyorum. Yukarıda şu sigortayı açtım. Daha sonra makine kendine geliyor, ayarlıyor. Şu anda daha aktif değil, bypass'ta. Şu anahtarla da regülatör ya da tamamen kapalı ya da direkt hattı verebiliyoruz anahtarı çevirdiğimizde. Arka bağlantısı çok kolay. Input output var. Girişe volta, bir de topraklama hattı var. Girişe gelen elektriği, diğerine de çıkışa da motoru bağladık. O giden kablo. Şu anda kendini ayarladı yeşil ışıkta. Şuradan modlarından işte çekilen amperi, şu anki sıcaklığı, Hz'i 49.9, gelen voltajı görebiliyoruz. Şu anda makineyi çalıştırmak için açıyorum. İşte gelen voltaj 210'a düştü. Şebekemiz bu. 7.5 amperde çekiyor. Yani çıkışımız şu, V-out çıkışımız 223 olarak veriyoruz. 7.5 amper şu anda motor çekiyor. Yani motor çalışıyor. Eğer ki bu işte 7-8 amper normal çalışması. Mesela 8 oluyor, değişiyor. Eğer ki bu yüksek amper çekiyorsa tabii ki makinede bir tarafta arıza oluşmuş demektir. Şu an makine bende genleşme tankı var. Onu dolduruyor. Oraya su basıyor. Kapatmak istediğimizde doldurduktan sonra yine buradan kapatıp açıyoruz. Sürekli çalışmasında bu da belli bir elektrik çektiği için sürekli çalıştırmıyorum. Sadece oraya bağlı. Tabii ki voltaj dengesizliği olan yerlerde televizyona, buzdolabına vesaireye de bağlanabilir. 10 kW'lık bir makine. Bayağı da ağır. 98 kilo olması lazım ağırlığı. Sabit, arkasından hava alabilen bir yere koymak lazım. Fanlarıyla çalışıyor. Tabii toz tutmamasına dikkat etmemiz gerekiyor.